Efendim, İstanbul Şişi'den sesleniyoruz sizlere. Dente Live Diş Kliniği'ndeyiz. Yanımızda da uzman doktorumuz Ömer Atar var. Kendisiyle yüzümüzün güzelliğini ortaya çıkaran dişlerimizi ve ağız sağlığını konuşacağız. Öncelikle nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Biraz kendinizden izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim hayatıma başladım. 2000 yılında mezun oldum. Mezuniyetten sonra aynı üniversitede protetik diş tedavisi ana bilim dalında uzmanlığıma başladım. Uzmanlığımı da bitirdikten sonra özel sektörde hekimlik hayatıma devam etmekteyim. O günden bugüne hekim olarak devam ediyorsunuz. Evet. Peki Dente Live ne zaman doğdu? Dente Live 2015 yılında diş hekimi, aynı zamanda benim sınıf arkadaşım, üniversiteden arkadaşım olan Yasin Bilen'le beraber başladı. Kendisiyle beraber polikliniğimizi açtık ve halen daha çalışmaya devam etmekteyiz. Evet, oradaki dostluğunuz mesleğinizle birlikte bütünleşmiş durumda. Şimdi de sırt sırta çalışıyorsunuz. Evet. Peki hocam, buradaki branşlardan biraz bahsedebilir misiniz? Gelen hastalar buradan ne gibi tedavilerden faydalanabiliyor? Diş hekimliğinin her türlü tedavileri kliniğimizde yapılmakta. İmplant olsun, estetik laminalar, kozmetik bir takım tedaviler, onun yanında özel branşlar, çocuk diş hekimliği, ortodonti, diş eti hastalıkları. Yani diş hekimliğinde yapılan her türlü tedaviler kliniğimizde uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır. Evet. Her türlü tetkik ve tedaviye bu anlamda cevap veriyorsunuz. Peki sizin uzmanlık alanınız? Benim uzmanlık alanım protetik diş tedavisi ve implantoloji alanında uzmanlığım var benim. Diğer uzmanlık dalları ile alakalı da uzman hekim arkadaşlarımız yine burada görev yapmaktadırlar. Evet. Peki implantı konuşalım o zaman biraz. İmplant tedavisi herkese uygulanabilir mi veya diş eksikliği durumunda mı uygulanması gerekir? Bunu sizden öğrenelim. Her türlü diş eksikliği tedavisinde implant uygulanabilmektedir. Ama implant yapılmadan önce bir takım tetkiklerin yapılması gerekir. Hastanın implant yapılacak olan bölgesinde çene kemiğinin kalitesi, boyutları çok önemlidir. Bunun için basit bir röntgen bile bizim için yardımcı olurken bazı şüpheli durumlarda tomografi de isteyebilmekteyiz. Tamam, o zaman gelelim diş estetiğine. Gülüş tasarımları, laminalar, artık hayatımızın bir parçası, yaptırmayanımız neredeyse yok. Göz önünde olsak da olmasak da bununla ilgili ne gibi önerileriniz oluyor hastalarınıza, neler yapıyorsunuz? Hastalarımızın beklentilerini, mevcut durumlarını değerlendiriyoruz ve ne tür bir tedavi istediklerini dinliyoruz. Teknik olarak bazı şeylerin yapılabilmesi mümkün, bazı şeylerin yapılabilmesi mümkün değilse bunları belirleyip hastalarımıza anlatıyoruz. Ve sonrasında da doğal olarak estetik kaybını nasıl geri iade edebiliriz hastamıza en güzel şekilde, bunun planlamasını yapıp ondan sonra işlemlere geçiyoruz. Yüzümüz, özellikle de bizim ağız bölgesi, bir binanın dışarıya açılan penceresi gibidir. Yani pencere ne kadar güzel, estetik bir şekilde dizayn edilirse binada o oranda o estetikten faydalanır. Estetik kalitesi o oranda artar. Aynı şey bizim dişlerimiz için de geçerli. Bir insanla konuşurken biz diş hekimi olduğumuz için daha fazla dikkat ediyoruz ama insanlar da artık kendileriyle, karşılarındakileri konuşurken mutlaka ki dişleri, ağız yapısı, dudak yapısı, bunların hepsi dikkat edilen şeyler haline geldi artık. Çok teşekkür ediyorum. Peki son sözlerinizi alalım hocam. Bir profesyonel hekim olarak neler tavsiye edersiniz sevgili izleyicilerimize? Sevgili izleyicilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Tabii ki bakım çok önemli. Diş hekimliğinin temeli koruyucu hekimlik. Yani biz önce var olan sağlıklı dişlerimizi korumamız gerekir ki sonrasında eğer bir takım estetik revizyonlar, ufak dokunuşlar gerekiyorsa onun üzerine koymalıyız. Sağlıklı bir yapının üzerine bir şeyler koyarsanız sağlıklı olur. Sağlıksız yapının üzerine bir şeyler koyarsanız o yapı çöker. O yüzden bakım çok önemli. Bakımla beraber hekim kontrolü. Hastalarımıza biz her sene mutlaka kontrol olması gerektiğini söylüyoruz.
herhangi bir şekilde tedavi görmemiş, dişlerinde çürük olmayan, diş etleri sağlıklı olan hastalarımıza dahi yine senede bir kontrol, tedavisini bitiren hastalarımıza mutlaka her sene en azından bir kontrol edilmesi gerektiğini, varsa bir problemin küçükken yapılması, problemin başlangıç aşamasında daha kolay çözülebileceğini anlatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam, bizi ağırladığınız için. Evet efendim, Dental Live'dan seslendik sizlere. Bir kez de sizlerin huzurunda uzman doktorumuz Ömer Atar'a teşekkür ediyoruz.